Yeniden merhaba. Saatlerimiz 14. İkinci bölüme başladık. Bu bölümde tam da şu saatlerde, şu dakikalarda biliyorsunuz Bakan Dönmez, yani Elektrik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 dağıtım şirketi sahibi ve üst düzey yöneticileriyle toplantı halindeler. Artık toplantı başladı. Ne konuşulacak? Elbette ki kabaran faturalarımıza bir formül, bir çözüm. Tüm Türkiye'nin beklediği ise aslında sadece bir gerçeklik var. O da şu. Bu zamlar geri alınacak mı? Bakalım bugün nasıl bir karar çıkacak? Bu konuyu konuşacağız. Sadece elektrik değil biliyorsunuz kademeli uygulama doğalgaz içinde söz konusu. Orada da aslında gölgede kalmış gibi görünse de doğalgaz faturalarımız da yine çok yüklü geliyor. Bunun da arka planında aslında ki kendisi konuğumuz olacak Aykut Bey. Aykut Erdoğdu CHP milletvekili. Son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden gündeme getirdiği bir takım anlaşmalara vurgu yapıyor. Bir takım usulsüzlükler. Bunları da konuşacağız. Aykut Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisinizdir umarım ki. İyiyim, sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Şimdi memleketin her yerinden bir isyan yükseliyor elektrik faturaları özelinde. Bu konuda Saray Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir yolunu bulacağız, bir çaresine bakacağız açıklaması yaptı. Sonrasında bakan dönmez de bugün bir zirve diye yorumlanıyor. 21 dağıtım şirketi temsilcisiyle sahipleriyle bir araya gelecek. Isparta'da skandal yaşandı. Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca e, karanlık e, hem üşüdüler hem elektrik yoktu Adeta bir mağduriyet yaşadılar tüm boyutlarıyla ve burada özelleştirme tartışması da yeniden gündeme geldi. İşte bu şirketlerin devlete vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmedikleri hatta bazı işte trafo masraflarında devlete yıktıkları da ortaya çıktı gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Bu konuyu da konuşalım ama sizce bugün bu toplantıdan ne çıkar? Partinizin de önerileri vardı. Sayın Kılıçdaroğlu da bir... E, eylem başlattı. Ödemeyeceğim faturaları diyor. Elektrik faturasını. Sizce zamlar geri çekilir mi? Bugünkü toplantıdan beklentiniz nedir? Sayın Erdoğan. Ya şöyle ben hani bunların böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Çünkü bu iktidarın iki yüzü var. Bir büyük şirketlerle işte bu ne malı işlerdeki yüzü, bir de halka karşı yüzü. Yani sonuçta bunlar bu büyük şirketleri üzmezler. Şöyle ki bu büyük şirketler de zaten bu özelleştirmeleri alırken bir sürü şaibeli iş var ortada. Yani ta özelleştirme sürecine dönerseniz bir sürü şartnamelerine hüküm yazdılar ve bu şartnamelerde yazan hükümler dolayısıyla da özelleştirilen kurumların fiyatları çok düşük çıktı. Çok ucuza kapattılar. Ama Hı -hı. sonra da bu şartların hiçbirine uymadılar. Mesela sayaçların değiştirilmesinden yatırım yapılmasına kadar, elektrik fiyatlandırmasına kadar, alacakların toplanmasına kadar. Mesela Doğu Anadolu'daki elektrik şirketi yok fiyatına satıldı. Sebebi şuydu, Doğu Anadolu'da kaçak elektrik sorununun yoğun oldu. Ama hükümet ne yaptı? Bunu söylemediği halde şartlarında. Mesela Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmaya gidiyor köylü. Sen diyor borcunu, elektrik borcunu öde sonra gel sana kredi vereyim. Yani Ziraat Bankası onların tahsildarı oldu. Devlet tahsildarı oldu. Madem böyle olacaktı zamanda söyleseydiniz 500 milyon dolara değil 5 milyar dolara satılsaydı. Yazık değil mi bu milletin hakkına? Evet. Mesele şu evet birinci şunu kabul edelim. Dünyada enerji piyasasında bir fiyat yükselme söz konusu pandemi sonrasında. Ancak bizim ülkemizdeki sorun bizim ödeme gücümüzün çok düşürülürken fiyatların fahiş artır, bir şekilde artırılması. Yani bir taraftan halk yoksul bırakılıyor, diğer taraftan fiyatlar fahiş olarak artırılıyor. Yani bizim hayat pahalılığı sorunumuz var. Bunun ilk sebebi de gelir düşük. Evet. Şimdi evet. geçelim bu enerji işlerine. Eğer elektrik fiyatlarını düşürürseler bunu sübvanse etmeleri gerekecek bir miktar. Sübvanse etmeleri için ne gerekiyor? İyi günlerde siz para biriktirirsiniz, kötü günler için harcamak üzere. Devletler de bireyler gibidir. Şimdi bizim iyi günlerimizde yani dünyada faizler sıfırken Türkiye'ye para akıyorken biz para biriktirmediğimiz gibi fazladan para harcadık. 450 milyar dolar o iyi günlerde dış borç yaptık. Şimdi kötü günlere geldik. Ne harcayacak paramız var ne de gelirimiz var. Elimizdeki paralar da borç ödemeye gidiyor. Hı hı. Şimdi birincisi makro olarak şunu görmek zorundayız. Bu ülkede siyasetin iktidar siyasetinin tartıştığı konu kesinlikle din, kimlik terör falan değildir. İktidarın temel derdi bu büyük kaynak yağmasından payını almaya çalışmasıdır. Yani bütün iktidarın temel amacı bunun üzerine kuruludur. Ve bunu da ancak yolsuzluk düzenine çünkü kanunlarımız buna izin vermez. Hem meşru değildir hem kanun değildir. Yolsuzluk yaparak sağlıyorlar. Ve bu yolsuzluk yapma hali onlarda yakalanma ve hesap verme korkusu yaratıyor. Ve bu korkuyla birlikte kendilerine hesap sorabilecek tüm güçleri yok ettiler. Teftiş kurullarıyla başladılar. Ama en son darbe bu anayasa referandumuyla tek adamlık sistemine geçiş bir tesadüf değil. Kendisine hesap soracak en önemli güç neydi? Yargıydı. Onun için yargı bağımsızlığını, onun için kanun önünde eşitliği, hukukun üstünlüğü ilkelerinin tamamını tarumar ettiler. Bu bir siyasal öncelik değildi. Bu ekonomik öncelikti. Bu yolsuzluk düzenini gizleme için yapılan bir şeydi. Ve demokrasi ve hukuk devleti ortadan kalkınca da Türkiye'de yatırımlar azaldı, istihdam azaldı. Ve çok borçlandırılmış ülke bugün yoksulluk içinde kıvranır bir hale geldi. Bakın daha elektrik faturalarının birinci ayını ödedik. Ve birinci ay, ayda halk bunu ödeyemedi. Bunun ikinci ayı var. Mart'ı var. Nisan'ı var. Mayıs'ı var. Elektrik fiyatları düşse ne olacak? vergilerle karşılarsalar vergileri artıracaklar. Başka bir kaynaktan sonuçta dönüp başka bir formda halktan alacaklar. Oysa ki almaları gereken kim? Kime o milyarlarca dolar kaynak aktardıysalar, kimlerin vergi cennetlerinde Türkiye'nin kaçırılmış serveti varsa bunlara müdahale etmeleri gerekiyor. Ama sonuçta her ortaklık bozulur, evlilikler bile bozulur. Bozulacak son ortaklık suç ortaklığıdır. Hükümetin bunlarla bir suç ortaklığı var. Ve bugün gördüm açıklamalarını devlet beyinde. Devlet Bey kişisel olarak hiçbir zaman rakip almadım. Ama devlet beye, Sayın Erdoğan'a şunu söylüyorum. Velev ki bu tehditlerinizin tamamı gerçekleşse, velev ki hepimizi içeri attınız, velev ki hani olmaz da Kuvayi Milliye'nin kökleri Kuvayi Milliye'ye dayanan CHP bile sustu. Bu ülkeyi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Bu ülkede elektriği nasıl ucuzlatacaksınız? Bu ülkenin tarımını nasıl finanse edeceksiniz? Memur maaşlarını nasıl ödeyeceksiniz? Onun için şu an bir merdiven tırmanıyorsunuz, yükseliyorsunuz. Yükseldiğiniz yer düşeceğiniz yerdir. Düştüğünüz yerden de bu ülkeyi, bu milleti de atacaksınız. Tavsiyem böyle bir yükselmenin içine girmeyin. Çünkü bugün kurduğunuz yolsuzluk düzeninin, kurduğunuz haksızlık, hukuksuzluk, anayasasızlık düzeninin faturasını ödüyoruz üzülerek söylüyorum sizler yönetimde olduğunuz sürece bu fatura ağırlaşacak. Onun için size tavsiyem, sizden ricam, halkın öfkesinden korkun. Bakın ben sizin adınıza çok korkuyorum. Daha birinci aydasınız. Şu gün insanların beslenme sorunu ortaya çıktı. 6 evet. lira olmuş makarna. Bir makarnayı pişirmek için 4 liralık su ve doğalgaz, tüp, elektrik harcamak zorundasınız. En temel gıda bile 10 liraya çıkmış durumda. 3 oyun yediseniz 30 lira eder. Ve şu gün insanların kira kadar elektrik ve doğalgaz faturası ödüyor. Buna dayanmak mümkün değil. Sizin de bunu çözmeniz mümkün değil. Bütçede imkan kalmadı. Merkez Bankası'nda muhasebe hileleriyle bile para aktardınız. Nereden baksak, nereye gitsek bir çıkış görünmüyor. Onun için akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyorum. Bir de öyle bir sistem olmuş ki bu Isparta'daki durumdan gördük ki e, bu şirketleri denetleyecek olan merci de özelleştirmede. Bu da çok enteresan değil mi Sayın er, e, Erdoğan? Şimdi EPDK'da ve Enerji Bakanlığında bu iş bu arada özelleştirmeyi de Özelleştirme idaresi Başkanlığı yapmadı. Orada diyorum ya özelleştirme kanunu var. Ona dolanmak istemediler. Şimdi normalde bunların bir yatırım planı olur belirli bir yatırım vaadi olur. Hatlar yenilenecek. Mesela Isparta'ya bakın. Hala 1960'lı yıllardaki gibi direkler üzerinden teller elektrik naklediyoruz. Yazın da bu teller orman yangınlarına yol açıyor. Bunların en azından şehir içinde yer altına alınması gerekiyordu. Çünkü %20'ye yakın bir elektriğimiz iletim hatlarında şey yapıyor. E, kayboluyor, yok oluyor bu kötü iletim hatları yüzünden. Trafolarımızın değiştirilmesi gerekiyordu. Sayaçların bunların hepsi de şirketler tarafından yapılması gerekiyordu. Şirketler kendileri yapması gereken bir kısım işleri halka fatura ettiler. Ettiklerini de yapmadılar. Söyledikleri kadar yatırım yapmadılar, istihdam yapmadılar. Bakın bir arıza bildiriyorsunuz, 3 gün sonra geliyorlar. Eskiden Türk Elektriği kurumu zamanında bile 6 saatte gelmezse insanlar isyan ediyordu. Böylesine sahipsiz bırakılmış, böylesine ve bu özelleştirmelerde bakın bunlar anayasamıza göre satılamaz. Çünkü temel imtiyazlarımız, doğal teken niteliğindeki kamu hizmeti niteliği taşıyan imtiyazlar satılamaz. TİH da Sat... özelleştirilmesinin önü açılmıştı Temmuz ayında. TİH'in. Şöyle bir şey. Mesela TİH satılamaz. Özel bakın TİH'i ama buna nasıl bir formül bular? İmtiyaz hakkı kiralaması. Çünkü özelleştirme de olabilmesi için tekel olmaması gerekiyor. Mesela benim İstanbul'da 5 tane elektrik dağıtım şirketi olmalı. Ben birinden hizmet alabilmeliyim. Bu rekabet de fiyat düşürmeli, hizmet standartını artırmalı. Var mı? Öyle bir şey yok. Şunu söylüyordu, bakın bu Osmanlı'nın başına çok bela açmıştı. İmtiyaz ve ıslaka kanunu diye 1900'lü yılların başına çıkmış bir kanun var. Çünkü yabancılar duyun ümumiyeli ülke yağmaladıkları için. Orada şunu söylüyor, kamu hizmeti niteliği taşıyan imtiyazlar satılamaz ama nasıl bir çözüm buldular? Tuttular hisselerinin bankalara rehin verilmesine müsaade ettiler. Bu şu demek, hisseler eğer imtiyazlar bu şekilde Nehim verilirse e sonuçta mülkiyet de ortadan kalkıyor. Telekom'da olduğu gibi. Şimdi Telekom'un 4,5 milyar dolar borcu var. Bu şirketlere, bu bankalara bu temel imtiyaz geçmiş demektir. Şimdi panik olmuş Telekom'u kurtarmaya çalışıyorlar. Yarın önümüzde elektrik dağıtım şirketleriyle doğalgaz dağıtım şirketleri aynı Telekom gibi gelecek. Şimdi kamulaştırma tartışmaları yapılıyor. Onun için de şunu söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar kamulaştırılacak bir şey yok. Bu şirketler sonuçta borca batırıldı. İçinden paralar hükümet gözetiminde çekildi. Bu şirketlere baktığınızda şu an milyarlarca dolar borç var. Onun için bu kamulaştırma tartışmalarını da çok dikkatli yapmak zorundayız. Peki bu aşamaya niye geldik? İşte bu aşamaya demin anlattım ya Türkiye'nin düzenindeki, kurulu düzenindeki yolsuzluk ve kötü yönetim yüzünden geldik. Bu şirketlerin neredeyse %20'ye yakın rüşvet ve yolsuzluk masrafları var özelleştirmenin başından itibaren. Şimdi böylesine kötü yönetilmiş bir süreçte ucuz enerji bunlardan beklemek mümkün değil. Enerjinin kaynağından yani enerjinin üç tane kaynağı var. Doğal kaynaklarımız rüzgar, su ve güneş. Kömür var ve doğal gaz var. Tabuk kaynakların alımından başlayan, işte doğal gaz yolsuzluklarını anlattım size. Evet. Serime bakabilirler. Buradan başlayan, iletim ve dağıtıma kadar giden bir dizi yolsuzluğun sonucunda bugün Türkiye enerjide çökme noktasına getirildi. Her sektör için böyle ama enerji çok büyük bir sektör ve enerji şöyle bir iş ki Türkiye'nin bütün büyük medya kanalları, bütün büyük şirketleri hepsini suçlamıyorum. Ama çoğu bu kirliliğin içerisine, enerji sektörüne giren, kirliliğin içerisine sokuyorlar. Yani beyazı kirletiyorlar <laughs> ve şu gün itibariyle baktığınızda Türkiye'deki enerji yolsuzlukları Türkiye'nin bekasını karartacak duruma geldi. Başta doğalgaz olmak üzere. Dilerseniz buyurun bu konuya girelim. Ee, bir süredir gündeme getiriyorsunuz. Hem Rusya ile yapılan anlaşma hem de Azerbaycan üzerinden yapılan anlaşmadaki e, aslında usulsüzlükleri e, hani bir anlamda yolsuzluk iddianız. E, ve buna ilişkin de gelişmeler var. Bugün yine siz paylaşmıştınız. E, Sokar Genel Başkanı da başkanlığı görevden alınıyor Azerbaycan'da. Son gelişmeleri bir sizden öğrenelim. Bir de hani bize kompakt bir şekilde bu iki e, işte e, enerji yolsuzluğunu da anlatır mısınız lütfen? Çünkü en nihayetinde faturamıza bakıyoruz ama tüm bunların arkasında bu e, anlaşmalar var. Öyle değil mi? Hani bunu bir aydınlatın, aydınlatın lütfen. Anlatın, buyurun. Ya tabii biz günün sonunda faturalarımıza bakıyoruz ama bu faturaların gerisine baktığınızda uluslararası anlaşmalar var. Uluslararası anlaşmalarda ne yazık ki işlenmiş yolsuzluk suçları var. Biz üç ülkeden gaz alıyoruz. İran, Rusya, Azerbaycan. Bakın İran'dan gaz alımında hatırlıyor musunuz? Bir konuşması vardı Tayyip Erdoğan'ın. Oğluyla. Diyor ki 10 milyon dolar getirecekti. Getirmedi diyor. O zaman alma diyor. Ne de olsa kucağımıza oturacak. Hmm. Kim o? İran'dan gazın hakkını yapan iş adamı. Yani herkes bunu YouTube'da bu şey tape hala duruyor. Gelelim Rusya'ya. Bakın. Doğalgaz anlaşmaları şöyle yapılır. Ta doğalgaz platosunu düşünün. Sibirya'da, Şah Şahdeniz'de, Hazar Denizi'nde doğalgaz platoları var. Yani doğalgaz kaynakları var yer altında. Hı hı. O doğalgaz kaynaklarından doğalgaz çıkarılır, binlerce kilometrelik boru hattı döşenir ve alıcı ülkeye alıştı, ulaştırılır. Yani bu sonuçta milyarlarca dolarlık yatırım demektir. Bu milyarlarca dolarlık yatırım yapılmadan önce de uzun vadeli yani 25-30 yıllık doğalgaz alım anlaşmaları yapılır. Bu anlı anlaşmalarında iki temel madde vardır. Biri fiyat, ikincisi miktar. Alıcı ülkenin öncelikle fiyatının belirlenmesi gerekiyor. Düşünün şimdi siz bu yıl doğal gaz anlaşması yaptınız. 10 sene sonra da para ödeyeceksiniz. Bu bir formülle belirlenir. İşte bu formül meselesinde hem Azerbaycan'da hem Rusya'da Türkiye aleyhine milyarlarca dolarlık zarar oluşturan değişiklikler yapıldı. Önce Rusya'yı anlatayım. Mavi attı o şeyini. Mavi 97 yılında bir anlaşma yapılıyor. Ve bir formül belirleniyor. Bu formülü daha sonra bu gaz gelmeye başlandığında 2004-2005 yılında Rusya diyor ki ya biz sehven bir hata yaptık diyor. Bu formülü yanlış yazmışız. Ya iki devlet nasıl hata yapar? Koskoca Gazprom şirketi dünyanın her tarafına doğal gaz satıyor. Türkiye ile yapılan anlaşmada hata yapılmış. Türk taraf önce bunu kabul etmedi. Sonra da anlaşılmaz bir şekilde Hilmi Güler bu hata dediği şeyi kabul etti. Ve sadece bir yıl için ek fatura formül değiştiği için ödediğimiz 550 milyon dolar. 550 milyon dolar. Şimdi Rusya ile ilişkiye baktığınızda Rusya ile yapılan doğalgaz, petrol ve diğer ticaretlere birlikte bakmak lazım. Şimdi Rusya ile ilişkilerde ne oluyor? Bakıyorsunuz ki hükümet Rusya ile bir anlaşma yapmış. Ya ihaleyle yapılması gereken boru hattı işi anlaşmada belirleniyor. Ve Hükümete çok yakın bir şirkete veriliyor. Hatta damadın yönettiği şirkete veriliyor. Rafineri yapılacak. Bir sürü teşvikle bunlar alıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Ceyhan'da bir rafineri yapılacaktı. Bu anlaşmaların yapıldığı sırada. Rafinerinin yapım işi Çalı'a verildi. Sonradan gerçi yapılamadı bu rafineri meselesi ama o sırada Aydın Doğan'ın Cumhurbaşkanı ile bir konuşması var. Aydın Doğan diyor ki gittim Cumhurbaşkanı'na. Dedim ki efendim 5 kuruş para istemiyorum sizden. Teşvik de istemiyorum. 3,5 milyar dolarlık yatırım yapacağım, binlerce kişi istihdam yapacağım bir rafineri yapmak istiyorum. Erdoğan'ın verdiği cevap, biz o işi çalığa söz verdik. Hmm. Şimdi düşünün bir tarafta Aydın Doğan'ın kendi beyanı bu internette bulunabilir. Erdoğan kalkıyor diyor ki biz bu işi çalığa söz verdik. Kimle bu iş? Rusya'yla. Sonra Rusya'yla anlaşma bu şekilde diğer anlaşmalarda bir sürü şaibeli iş çıkıyor. Sonuçta biz sayıştay raporlarına bakıyoruz. Ama eğer bir hukuk devleti olsaydı, işler e işte Demin dediğim bu anayasa berbattığını yaşamasak, bağımsız yargı olsaydı çok daha detay bilgi çıkarırdı. Ama günün sonunda ne oldu? Bir yıl için 550 milyon dolar zarar ettik. Gelelim i̇şte. Azerbaycan meselesine. Bu anlaşma bu arada 25 yıllık. Ve yani şöyle bir tek bir başlık bir cümle koyabilir miyiz? milli çıkarlar gözetilmeksizin anlaşmalarda yenileme yapılıyor, bir güncelleme yapılıyor. Bunun sonucunda da bazı kişilere, bazı şirketlere devrediliyor. O zaman olsam şöyle yazardım, milli çıkarlarımız ticari çıkarlara feda edildi. Feda edildi. İşte bugün doğalgaz faturalarının yüksek olmasının önemli sebebi o yıllarda yapılan işte. Şimdi gelelim Azerbaycan meselesine. Azerbaycan'la bir anlaşma yaptık. Sanıyorum Demirel ile Baba Aliyev yaptılar. Anlaşma şunu söylüyordu. Fiyat 70 ile 120 dolar bandı arasında kalacak. Yani 70 doların altına düşerse Türkiye 70 dolar ödeyecek. 120 doların üzerine çıkarsa da Türkiye o fazla ödemeyecek 20 120 dolar. Yani bant oydu. Her iki 20... devletin de çıkarına bir anlaşma gibi aslında değil mi? Ama daha sonra doğalgaz fiyatları çok yükselince 250 300 350 dolara çıkınca 120 dolar bandı var. E böyle anlaşmışız. Türkiye'nin çok lehineydi. Azerbaycan dedi ki bu anlaşmayı değiştirelim. Bakın force majeure durum yok, hiçbir şey yok. Biz de bunu kabul etmedik. Tamam Azerbaycan bizim kardeş milletimiz ama sonuçta biz de topraklarımızı kullandırıyoruz. Bir sürü bizden gaz geçiriyorlar. Anlaşılmaz bir şekilde. Azerbaycan'la yaptığımız bu anlaşmada 120 dolar bandını çıkardılar, kaldırdılar anlaşmayla. Ve fiyat 300-350 dolar seviyelerine çıktığı oluyor. Sayıştay raporundan bu. 1,5-2 yıllık maliyetimiz ek bu anlaşma değiştiği için 1 milyar 400 milyon dolar Türkiye'nin zararı. Bu da 20 yıllık, 21 yıllık bir anlaşma. Şimdi bu anlaşma niye değişti? Bunu sayışta yazmış, ben yazmadım. Üstelik demin anlattım ya doğalgaz anlaşmalarında bir fiyat var. Bu formülleri değiştirerek vurgun yedik. Bir de miktar şartı var. Hani bu kadar yatırım yapıyorsunuz. Diyor ki alıcı devlet, kardeşim milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz. Sen bana her yıl bir bir alacağın miktar kadar garanti ver. Bak bu miktarı garanti veriyorsun almazsan da paranı ödersin diyor. Hı hı. Bu tarafta tabi alıcı ülkede kendi şeylerine bakıyor evet diyor. Tamam bu kadar alacağım senden. Peki doğalgazın alınabilmesi için ön koşul ne? Doğalgazı bir böyle doğalgaz kendisinden gelmiyor bir basıncı var ama sizin kompresör istasyonları kurmanız lazım. Ve Türkiye'nin her tarafına boru hatlarını koyup ülkenizde doğal dağıtmanız lazım. İki, yazın ucuza doğalgazı alıp deponuza koyup kışın pahalıyken ve arz düşmüşken kullanmanız lazım. Hı hı. Bunun için yapılması gereken üç iş var. Bir, kompresör istasyonları. Bunlar böyle on milyonlarca dolarlık yatırımlar. İşte görüyorsunuz bir kompresör istasyonuna şey de var. Ekranınıza geliyor ara ara. İkincisi depolama tesisleri. Üçüncüsü boru hatları. İşte bu üç işte de büyük yolsuzluklar oldu. Mide bulandırıcı yolsuzluklar oldu. Dönemin emniyet müdürü Hanife Avcı da bu yolsuzlukları araştıranlardan biriydi. Sonradan tutuklandı adamcağız. Ve bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Türkiye'nin beşli çete dediği bildiğimiz şirketleri, büyük şirketlerin BOTAŞ alımlarında on milyonlarca dolarlık zarar ettirdikleri, milyonlarca dolarlık rüşvet verdiği tespit edildi. De bu rüşvetten çok daha kötü ne biliyor musunuz? Bu doğalgaz depolama tesisleri, boru hatları yani dağıtım hatları ve kompresör istasyonları bu yolsuzluklar yüzünden 10 yıl gecikti. Şimdi İran bize diyor ya kardeşim, sen gazı çekemiyorsun diyor. Hmm. Senin derdin var teknik altyapı. Niye? Çünkü kompresör istasyonlarına hırsızlık yapıldığı için yıllarca kompresör istasyonları yapılamadı Türkiye'de. Tabii hani doğru şöyle oldu hemen bir, bir bilgi önce işte bir teknik arıza denildi hani sanki İran'dan kaynaklı gibi ama İran'dan bir açıklama yapıldı hayır Türk tarafında bir teknik sıkıntı nedeniyle ama biz bu teknik <laughs> bu, sıkıntıyı bilmiyorduk ee, siz şimdi söylüyorsunuz aslında neden şimdi, olduğunu. Ya, bakın şimdi teknik sıkıntı Türkiye gaz çekemiyor niye çekemiyor kompresör istasyonların yok Türkiye'deki çeşitli noktalara kompresör istasyonu yapamadın niye yapamadın? İşte o dönem senin muhafazakar dediğin bürokratların otelde hayat kabınındı bile rüşvet kabul edip milyonlarca dolar rüşvet verdiler bu adamlar buna. Sonra davalar açıldı. Tuz Gölü'ne 325 milyon dolar Dünya Bankası kredimiz vardı. Bu sıfır bu kredi kullanılamadığı için bu yolsuzluk yüzünden 8-9 milyon dolara taahhüt ücreti ödedik kullanamadığımız karar, şey, krediye. Bakın zararlar ta nereye gidiyor? Ya evet. burada kişilen rüşvetten çok daha fazlasını Doğalgaz depolama tesislerinin tuz gölünü 2007-2008'de yapsaydık, şimdi yeni tesisler yapacaktık. Tuz gölü ta 2019-2020'de bitti, 2008'de bitmesi gereken. Ve biz bu sefer ne oldu? Hani demin dedim ya alma garantisi veriyoruz, alım evet. garantisi. Biz doğal alamadık, çünkü kompresör istasyonun yok, dağıtım hatların yok, depoların yok. Ve hmm. biz alamadığımız gaza milyarlarca dolar fazladan para ödedik. Hükümet panik oldu, ne yapacağız diye. Dediler ki bu gazı almazsak yanacak hakkımız. Bu sefer Türkiye'de doğal gaz üzerinden elektrik üreten çevrim santralleri, elektrik üretim santralleri yapıldı. Ama doğal gazdan elektrik üretmek çok pahalı. Biz buna rağmen doğal gazdan elektrik ürettik. İşte elektrik fiyatları da bu ve benzeri işler yüzünden bu kadar hmm. fahiş. Evet. Günün sonunda nereye geldik? Anlaşmalarda yapılan yolsuzluklar. Azerbaycan'la ilgili bir meseleye daha değineyim. Şimdi Azerbaycan... Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yaptı. Ama Türkiye'ye giren kirleniyor. Sokar şirketi. Sokar şirketinin Allah aşkına Cumhurbaşkanı'nın ilkokul öğretmeni, emekli ilkokul öğretmeni, eniştesi olan Ziya İlgen'de ne işi var? Ziya İlgen niye Sokar'da hisse sahibi olur? Sokar bir Azeri şirketi. Sokar Türkiye'yi kuruyorlar. Kalyon şirketi var orada. Ar enerji var orada. Ve bunlar Erdoğan'ın mesela bu merz gemicilik var. Bu merz ne demek? Burak. Mustafa, Erdoğan, Ziya, bu mers. bunların gemilerini Sokar alıyor. Ya böyle şey olur mu? Bir ülkenin cumhurbaşkanının böylesine bir ticari işte ne işi var? Şimdi sokar, bunu... e, Azerbaycan devlet kurumu değil mi? Hani oraya da bir açalım. Evet, sokar yani State Oil Company of Azerbaijan dedikleri Sokar. Yani bizim Botaş'a benziyor. Şimdi ben bunu açıkladığımda Aliyev hemen dışişlerden açıklama yaptırdı ve çok incindim. Ya ben bunu açıklamak zorundayım. Bu benim anayasal görevim. Ne denirdi Aykut Bey Azer Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan? Ama ben, bakın duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Azerbaycan bizim kardeşimiz. Ama sonuçta ben bu ülkenin milletvekiliyim. Milyarlarca dolar zarar varsa bunu açıklamak zorundayım. Erdoğan'ın Sokar'la gri ilişkileri varsa açıklamak zorundayım. Şimdi bu anlattıklarım Rusya'da, Kafkasya'da, Avrupa'da Türkiye'den çok daha fazla ses getirdi. Şimdi ne yapıldığını bildikleri için Büyük bir tartışma başladı Kafkasya'da bu açıklamaların üzerinden. Azerbaycan'ın muhalefeti, devleti hepsi benim üzerime geldiler. Muhalefet daha çok konuşmamı istiyor. Devlet hmm. de aman sus diyor. Ben de şunu söyledim. Ben sizin işlerinize karışmam. Beni ilgilendirmez ama benim ülkemden sorumluyum ben. Ve ne oldu? Bu tartışma birikmiş sorunları alevledi. Ve Sokar'ın başkanı ki Sokar'ın başkanı Azerbaycan'da iki numaradır devlet başkanından sonra. Görevden alındı. Ama sorunlar bitti mi? Hayır bitmedi. Sayın Aliyev'den ricam şu. Bakın sadece Türkiye'de değil. Dünyada. Çünkü ben takip ediyorum. Sokar'la ilgili kara para soruşturmaları var. Rüşvet soruşturmaları var. Bu Yunanistan'da var. Yunanistan'da bile var. Onlardan ricam. Bu iş başlarına bela açacak. Türkiye ile olan bu ilişkiler başlarına bela açacak. Zaten enerji dünyada kirlidir. Ama bu iş iyice kirlenmiş. Türkiye'de ben biliyorum ki Sokar gazına yani Azeri gazında araya giren bir takım şirketler var. Bu şirketlere yani fiktif naylon şirketler bunlara faiz karlar aktarılıyor. Aracı şirketlere yani Sokar'la Türkiye arasında bir sürü offshore şirket ve onshore şirket kurulmuş. E bu kadar gaza rağmen Azerbaycan halkı niye bu kadar yoksul? Aliye bence bunlarla uğraşmalı. Ben ne değil? Ben onun kötülüğünü istemiyorum. Ben Azerbaycan devletinin kötülüğünü istemiyorum. Ama sonuçta bu iş gerçekten çok çirkin bir hale geldi. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz bakın. Bilmediğimiz bir de şunu söyleyeyim. Cemaat meselesinde de Sokar kilit noktada duruyor. Yani Sokar'ın... Nasıl yani? Valla araç <laughs> şirketler kimde olduğunu baksınlar. Şimdi isim verirsem iyice ortalık karışacak ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de çok büyük bir iş adamı bu işlerin tam göbeğinde. Üstelik cemaatin 3 numarası sayılacak bir isim. Bugün Erdoğan'la çok yakınlar. Ve bakın biz al ya da ödede gaz alamıyorken Türkiye'ye milyarlarca dolarlık LNG ithal edildi. Ya sen doğal gaz alamıyorsun. LNG doğal gazın rakibi. Niye getiriyorsun ki? Çünkü LNG getiren şirketler belliydi. LNG aldıkları şirketler oradan faiz karlar belliydi. Petrolün taşımasıyla ilgili milyarlarca dolarlık iddialar var ortada. Bununla ilgili gemiler alınıp verildi offshore adalarında Erdoğan ailesiyle. Şimdi bütün bunları birinin söylemesi gerekiyor. Halk bağırıyor hep zamlar geri alınsın ya altında bu işler var. Hep söylüyorum Erdoğan'ın mesaisinin yüzde %90'ı bu işlerle ilgili. Bu para trafiğinin %10'unda da gelip CHP'ye hakaret ediyor. Biz bununla uğraşıyoruz şu o zaman. Bahsettiğiniz Ama bahsettiğiniz sana... iş şu dönemde halen AKP ile AKP'ye yakın bir iş insanı mı? Yani hani 17-25 milat kabul ediliyor ya. Ondan Aslında sonra işte AKP'ye yakın milat Kabul edilmesine rağmen bu işlerin göbeğinde cemaatin 3 numaralı ismi. Halen mi öyle diyorsunuz? Yani? Hala öyle. Yani ne kadar koptuğunu bilmiyorum. Kendisi nedamet getirdiğini söyleyebilir ama şunu söyleyeyim. Bu ülkede milyonlarca insan bankasyanın önünde geçtiği için bir sürü insan en alttakileri yıllardır rapiste tutuyorsunuz. Bu insanlar nasıl elini kolunu sallayarak geziyor? Bu insanlar enerjiden, turizmden milyarlarca, milyarlarca dolar. Bakın bilerek söylüyorum. Milyarlarca dolar para kazanılan ve kazanılan paranın bölüşüldüğü. Bölüşüldüğünü de biliyorum. Nasıl sokaklarda geziyor? Ve sonuçta faturayı 84 milyon insanımız ödüyor. Soğuktan dondu bir amca. Bana diyorlar ki sakin ol. Elimden gelince sakin anlatıyorum. Ama Isparta'da bir amca soğuktan donarak ölmüşken burada milyarlarca dolar rantı gördüğünüzde içiniz yanıyor. Bugün ben bildiğim için ben böyle içim yanıyor. Onlara şunu at ben sakin biriyim eğitimli biriyim. Bunu halk gördüğünde ne yapacak onu düşünün. Şu gün bütün gücüyle bastırıyorlar. Hadi beni mahkemeye versinler. Mahkeme başkanından şimdiden ricam. Bu dediğim iddiaların dosyaları getirilsin. Bu şirketlerin sahipliği araştırılsın. Bu şirketlerin yurt dışında istinabe yoluyla vekalet ilişkisi sahipleri Malta'da, Manadası'nda, Malezya'da sahiplikleri araştırılsın. Eğer dediğimde haksızsan bana ceza verebilirler. Ama evet. dediğimde haklıysam bu işleri yapanlardan hesap sorsunlar. Şimdi sürekli benim hakkımda tazminat cezası açılıyor. Ben bu işten hapis cezası aldım. Berat Albayrak, bu zirve holdingdir bunun adı. ATV sabaha da alan onlardır. Bu sahiplik ilişkilerini açıkladığında bana sessizce bir dava açtı. Bakın CHP'liler, HDP'liler kim varsa herkes ikinci kez seçildiğinde anayasal dokunulmazlıktan yararlandı. HDP'liler dahil bir tek ben yararlanamadım. Bana 11 ay hapis cezası verdiler. 11 ay. Çünkü beni bu konuda susturmaları gerekiyordu. Ya Peki ben susayım. şu an Hı. üzerinize geliniyor mu? Bir, bir süredir açıklama yapıyorsunuz. Şu an ya ne gelin, yaşıyorsunuz? mu Bakın ben yine söylüyorum bu ayak takımı, mafya takımı ben bunlardan hiç çekinmem. Asıl bunların büyüklerinden kravatlı mafyadan çekinmek lazım. Dolar mafyasından milyarlarca doları olan, itibarı olan, makamı olan insanlardan çekinmek lazım. Ne olacak ben susarım başka bir vatansever bunları araştırır. Bir şey olmaz. Ama sorun şu öyle bir sistem kurmuşlar ki medyası bakın niye medyaya baskı yapıldı? Ya yani medyaya baskı yapılmasının meselesi dinimiz, mezhebimiz, kimliğimiz, inancımız falan değil bu işler çıkmasın. Bu işler çıkmasın. Yani en bakın medya'daki büyük oyuncuların hepsinin bir haber kanalı vardır. İşte Haber Global 3 saat bana niye küfretti? Çünkü Sokar'ın şirketi. O görevden alınan Sokar başkanının şirketi o. Konuşmayayım diye 3 saat boyunca Sayın Ortezele de inanılmaz şey yaptım, kırıldım. Cevap hakkınızı kullanmak istemiş miydiniz? Bakım tabii ya, cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Bana Ahu Hanım diye bir şey var, genel yayın yönetmeni. Ahu Hanım dedim benim hakkımda 3 saat bana Mehmet Metiner gibi adamlara küfrettirdiniz. Büyükelçi diye çıkardığınız adam Sokar Yönetim Kurulu şeyi, üyesi. Altına yazmıyorsunuz Sokar Yönetim. Büyükelçi yazıyorsunuz. O da bana o büyükelçilik sıfatıyla küfrediyor. Nasıl bana cevap hakkı vermediniz dedim. Bana söylediği şu. Aykut Bey biz bir Azerbaycan televizyonuz dedi. Hanımefendi dedim. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre faaliyet gösteren bir televizyonusunuz. Sermaye دارınız Azeriler olabilir. Ama siz benim ülkemde bir milletvekine böyle suikast yapamazsınız. Ve şunu söyledim. Dedim kanım efendi. Eminim dostlarınızla, arkadaşlarınızla oturuyorsunuzdur. Türkiye nasıl bu hale geldi diye. Belki de CHP'yi bile suçluyorsunuzdur. Sizin yüzünüzden dedim. Siz üç kuruş maaş için bakın ben bu millet için mücadele etmeye çalışıyorum. İyiyim, kötüyüm. Ama en azından bir mücadelem var. Beni orada dedim o enerji mafyasına o enerji şirketlerine infaz ettirdiniz. Sakın şikayet etmeyin dedim. Ve kapattım telefonu. Ve burada diyorum ya bu işte uğraşan 3 gün boyunca bu işi yaptılar. 3 gün boyunca. Azerbaycan dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Bana Ermenistan dostu diyor. Ermeni lobicisi diyor. Ben asla ırkçı değilim. Ama bu şekilde milli hassasiyetleri kullanarak yapılan suçlamaya çok incindim. Çok kırıldım. Ben bir de Karslıyım. Yani oradaki topraklardaki acıları bilen biriyim. Hı hı. Ama yani sırf böyle Erdoğan taktiğiyle gitmenin anlamı yok. Tekrar söylüyorum Aliyev'e. Aliyev için ben büyük nimetim. Çünkü başına geleceği çok önceden uyardım ben. Ve Sokar şirketiyle ilgili İngiltere'de, Fransa'da, Yunanistan'da bile bazı soruşturmalar yürüyor. Yerinde olsam şimdiden önlem alırım. Şimdiden bu işleri durdururum. Çünkü Azeri, bu Azerbaycan halkı Alevler ülkesidir ta Nobel ailesinden beri bu halk şu petrol ve doğal gaz yüzünden çekmediği kalmamıştır. Hı hı. Çekmediği bu kadar doğal kaynağı olmasına rağmen o alevler ülkesinin masum insanları alevler içinde yanıyor. Bu çok üzücü. Ama Peki. ben yine söylüyorum. Hiç içlerine karışma niyetim yok. Ama benim ülkemde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde isterse boynumuzu vursunlar, kör kuruşun hesabını soracağız. Eks. Erdoğan'dan da, Erdoğan kendini çok güçlü görüyor olabilir. Ama günü geldiğinde ne kadar zayıf, ne kadar zavallı, ne kadar çaresiz olduğunu da görecek. Bu işler böyle halkı bir 85 milyon insanın soyup rahat rahat yaşamak yok. Böyle bir adalet yok, böyle bir ilahi adalet yok. Peki Sayın Erdoğdu süremi biraz taştım ama son bir, bir cümlelik bir yanıt. Şimdi sayıştaya işlemiş, girmiş, dosyalara girmiş konuları gündeme getirdim diyorsunuz. Siz peki bu konuyu yargıya taşımayı düşünür müsünüz? Çok kısa bir yanıt rica edeceğim. Diye taşıdı kanım efendi. Bakın ben taşımadım. Kemal Kılıçdaroğlu taşıdı. Atilla Kart taşıdı. Karşınızdaki şeyleri ilişkilerin derinlik unutmayın. Ben şunu söyleyeyim. Danıştay'da olan işler. Yargıtay'da ee, olan olan bir sonuç işler. çıkmayabilir ama tarihe not düşmek adına e, Bakın, gelecek sormuştum. şunu söylüyorum. 6 parti iktidara gelsek, 6 parti karar versek dahi Türkiye'deki bu dokunulmazlar çarkına dokunmamız çok kolay olmayacak. Sadece bir koşul var. Bir, öfkeyle oturmayacak halkımız. Sebat içinde hani böyle biri bir bilgi atıyor, bu bilgi kirli değil. Sabır içinde, hukuk içinde bunların hesabı sorulmazsa Türkiye Cumhuriyeti'ne kurtuluş yok. Ve yine söylüyorum karşınızdaki bugün Türkiye'de 10 milyon dolarınız üzerinizde servetiniz varsa adli suçlardan şeysiniz istisnasınız. 100 milyon doların üzerinde suç şerbetiniz varsa cinayet bile işleyebilirsiniz. Türkiye'deki çok üzül, üzülerek söylüyorum. Yargı sisteminin durumu budur. Devlet sisteminin durumudur. Ben bunu bağırarak anlatıyorum. Benim gibi nice insanlara anlattı. Ve bu anlatan insanların hepsi siyasetten, medyadan silinip atıldılar. Sebebi de şu. Karşınızdakiler o kadar güçlü ve o kadar profesyonel ki. Size öyle suikastler yaparlar ki böyle açık açık bir şey yapmaya cesaret edemezler. Millet bunları perişan eder. Ama beklerler. Ben şunu söyleyeyim. Benim hakkımda çıkan bu haberler, bilmem neler, büyütülmeler, birçok kanaldan yasaklı olmamın sebebi ve hiç tahmin edemeyeceğiniz kanallardan işte benim bu faaliyetlerimdir. Ama şunu da söyleyeyim. Asla yılmayacağım. Çünkü daha kolay bir siyaset benim için mümkün tipik olaylardan konuşmak, döviz kurundan, enflasyondan. Bunlarda da fena konuşmam. Ama <laughs> bunların bu ülkeye çok bir faydası yok. Bilenin, bilenlerden rica ediyorum. Ve bu bilenlere çok para verirler. Profesyonel olarak işe alırlar. Çünkü bunlar çok karışık işler. Yüzlerce olayı bağlamanız gerekiyor. Bilen var mı var. Ama bunlar çok para kazanıyorlar. Peki sayın Erdoğan. da şunu söylüyorum. Bir ülkeniz yoksa, bir vatanınız yoksa, bir milletiniz yoksa, içinizde ahlakınız yoksa Yastığa da başınızı rahat koyamıyorsanız ne paranın ne makamın anlamı yok. Gelin sizde yardımcı olun. Hep beraber anlatalım. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diyorum Teşekkür saygılar. Teşekkür ederim sağolunuz.